Değerli sürücüler, hepinize merhabalar. Şimdi sizlere direksiyon sınavlarında sürücü adaylarının en çok zorlandığı konu olan paralel park konusunu anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Paralel park anlatırken kurtarma tekniklerini de kurtarma yöntemlerini de anlatacağım. Onun için videoyu baştan sona izlemenizde fayda var. Hiç vakit kaybetmeden parklara başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, park yapacağımız alana yaklaşırken sağ sinyalimizi veriyoruz ve park yapacağımız alanı geçip aracımızı yavaş bir şekilde durduruyoruz. Durdurduktan sonra yapmamız gereken ilk işlem geri vitese alıyoruz. Sonra direksiyonumuz düz bir şekilde kelebek camın içerisinden numaralı dubayı görene kadar geri geliyoruz. Freni bıraktım. Aracımız geri geliyor arkadaşlar. Numaralı dubayı tam kelebek camın içine alınca aracımı durdurdum. Direksiyonumu sonuna kadar sağa çevirdim. Şimdi sol aynaya bakarak geri geliyorum. Sol aynadan arkada bulunan 3 tane duba var arkadaşlar. 3 tane dubanın 3'ünü de tamamıyla görünce aracımı durduruyorum. Sonra direksiyonu 1,5 tur çevirip lastiklerimizi düzlememiz gerekiyor. Lastikleri düzledikten sonra sağ aynaya bakarak geri gelmeye devam ediyoruz. Sağ aynamız numaralı dubanın arkasına alınca aracımızı durduruyoruz. Direksiyonu sonuna kadar sola çevirip tekrar sağ aynaya bakarak geri gelmeye devam ediyoruz. Geri gelirken aracımızın burnu numaralı dubaya vuracak mı, vurmayacak mı? Buna bakıyoruz. Kurtardıktan sonra aracımızın sağ arka köşesine bakıyoruz. Sarı çizgiye değiyor mu? Kaldırıma değmemesi gerekir. Yani kaldırıma değmemesi lazım. Aracın paralel olunca paralel olduğunu anladığım anda arkadaşlar aracımı durdurdum. Sınavda bu şekil yapmanız gerekir. Paralelliği yakaladıktan sonra aracını durdurdun. Hocam parkın bitti diyorsun. Şimdi çıkış yapacağız. Çıkış yapmak için de öncelikle sol sinyalimizi veriyoruz. Kalkış vitesimiz birinci vites. Birinci vitesi aldık. Sol aynaya bakıyoruz. Omuz üstü kontrolü yapıp gelenin olmadığına, çıkacağımız şeridin boş olduğuna emin olduktan sonra direksiyonumuzun tam solda olmasına dikkat ediyoruz. Çıkış yapıyorum. Aynaya baktım. Yol müsait. Gelen yok. Ya da gelen varsa bekliyorum. Gelen yoksa numaralı dubaya da bakıyorum arkadaşlar. Numaralı dubayı ön camdan yok edene kadar direksiyonu oynatmıyorum. Numaralı duba ön camdan kayboldu. Şimdi direksiyonum burada, aracınızı durdurabilirsiniz. Durdurup toplayıp öyle yürütebilirsiniz. Ya da durmadan da direkt çıkışınızı yapıyorsunuz. Çıktıktan sonra aracımızı durdurup hocaları aracı alıp tekrar kalkış yapıp devam edebiliriz. Arkadaşlar paralel park yaparken aracımızın sağ burnu neden dubalara vurur ya da vurduğunu anlayınca ne yapmamız gerekir? Öncelikle tabii numaralı dubayı yine kelebek camın içine alana kadar geri geldik. Direksiyonunuzu sonuna kadar sağa çevirdiniz. Şimdi sol aynaya bakarak geri gelmeye devam ediyoruz. Sol aynadan arkada bulunan 3 tane duba var arkadaşlar. Siz bunların 3'ünü de görmezseniz, yani erken durursanız, durduk. Direksiyonu yine 1,5 tur topladım. Aynayı yine numaralı dubanın arkasına alıyorum. Aldım. Şimdi direksiyonu bir daha tam sola çevirdim. Geri gelmeye devam ediyorum. Geri gelirken baktım ki aracımın burnu dubaya vuracak. Dubaya vuracağını anladığım an durup direksiyonumu tekrar 1,5 tur yapıp biraz geri kaydırıyorum. 20-30 santim geri kaydırdım. Aracımın ön köşesi dubaya vurmayacağını anladım. Şimdi tekrar direksiyonumu tam sol yaptım ve geri gelmeye devam ediyorum. Geri gelirken de yine aynaya bakıyorum arkadaşlar. Sarı çizgiye değmesi gerekir. Paralelliği yakaladım. Sarı çizgiye değiyor. Aracımı durdurdum. Ve park etme işlemimizi bitiriyoruz. Bu esnada aracınızı eğer durdurmazsanız arkadaşlar, geri gelmeye devam ederseniz aracımızın arkası arkada bulunan dubalara değer. Ön lastik de kaldırıma doğru yanaşır. Drone görüntüsünden de görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımızın arkası arka dubalara değiyor.
Sağ ön lastiğimiz de kaldırıma çok yanaştı. Bu şekilde başarısız oluruz. Dubalara vurduğu an sınavdan direkt kalıyoruz. Onun için çok geri gelmemeniz gerekir. Evet, tekrar çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de paralel park yaptığımız zaman sağ arka lastik neden kaldırıma değer? Ona bakalım. Yine kelebek camın içerisine numaralı dubayı ayarladım. Direksiyonu sonuna kadar sağa çevirdim. Sol aynaya bakarak geri geliyorum. 3 tane duba gördüm sol aynadan. 3 duba gördükten sonra durmadım. Biraz daha kaçırdım arkadaşlar. Direksiyonumu yine 1,5 tur topladım. Numaralı dubayı aynanın arkasına aldım, durdum. Şimdi direksiyonu sonuna kadar sola çevirdim ve geri gelmeye devam ediyorum. Şimdi de baktım ki aracımın sağ arka lastiği kaldırıma değecek. Tam arka lastiği kaldırıma değmeden aracımızı durdurmamız gerekir. Aracımızın arka lastiği kaldırıma değmeden durduk. Vitesimi 1'e aldım. Parkın içerisinde bir ileri bir geri hamle hakkımız var ya. Direksiyonu sonuna kadar sağa çevirdik. Şimdi önümde olan boşluğu kullanmam gerekiyor. Öne doğru gittim. Ön dubalara değmeden aracımı durdurdum. Tekrar geri vites aldım. Direksiyonu sonuna kadar sola çevirdim ve geri gelmeye devam ediyorum. Artık oldu oldu, olmadı maalesef başarısız oluyoruz. Evet, çok yakın olması münasebetiyle yine parkım oldu arkadaşlar. Drone görüntüsüyle de bunu size göstermek istiyorum. Kaldırıma çok yakın olduk ama parkımız oldu. Şimdi tekrar çıkış yapacağız. Çıkış yapmak için arkadaşlar ileri geri hamle yaptığımız için artık aracımız tek seferde çıkmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Vitesimi 1'e aldım. Direksiyonumu sonuna kadar solda. İleri doğru yürütüyorum. Ön dubalara değmeden aracımı durduruyorum. Direksiyonu sonuna kadar sağa çevirip geri vitesi alıp geri geliyorum. Burada fazla geri gelmiyorum ki aracımın sağ arka lastiği kaldırıma değmesin. Çünkü çıkışta sınırsız hamle hakkımız var. Geri geldim. Aracımı tekrar durdurdum. Tekrar vitesimi 1'e aldım. Direksiyonumu sonuna kadar sola çevirdim. Tekrar sol sinyalimi veriyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Gelen var mı? Varsa bekliyorum. Şu an gelen var, çıkamam. Gelen yok. Yine yarım debriyajı buldum, yürütüyorum. Baktım ki yine mi dubaya vuracak? Yine durup, yine geri vites alıp, yine direksiyonu sonuna kadar sağa çevirip azıcık daha geri geldim. Tekrar durdum. Tekrar vitesimi 1'e aldım. Sonuna kadar direksiyonu tekrar sola çevirdim. Sol sinyalimi verdim. Tekrar omuz üstü kontrolümü yaptım. Gelen yoksa yarım debriyajı buluyorum. Numaralı dubayı ön camdan kaybedene kadar çıktım. Sonra direksiyonumu tekrar ne yapıyorum? Toplayıp park etme işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Parktan çıktıktan sonra biliyorsunuz hocalar aracı alıyorsunuz. Sol sinyal verip sol aynaya bakıp kalkışınızı yapıp park etme işlemimizi bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, inşallah bu videoda da size faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.